Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle birlikte bir önceki bölümümüzde aslında Cradle of Deep bölgesini aradan çıkarmış buradaki boss'umuzu kesmiştik. Bu bölümümüzde yine sizlerle birlikte aslında geçip bir başka boss'umuza doğru ilerliyor olacağız. Catacombs of Karthus'tayız. Catacombs of Karthus'tan High Lord Vonir'e doğru gidiyor olacağız. O boss'umuzu aradan çıkarmak istiyoruz. Bekliyorum ki bu arkadaş gitsin gelsin. Direkt koşturarak geçmek mümkün aslında. Biraz riske etmek isterseniz kendinizi. Niyetimiz her zaman olduğu gibi aslında boss'umuzu hızlı bir şekilde aradan çıkarmak olacak. Bu bölümde biraz daha böyle değişik bir içerikle ilerlemeyi planlıyorum. Bakalım sizle de hoşuna gidecek mi? Karakterimizi biraz daha güçlendirme imkanımız var. O güçlendirme noktasında farklı rotalara doğru ilerliyor olacağız. Yani direkt normal boss gitmektense biraz daha bosslara uğramadan öncesinde elde edebileceğimiz içeriklerle şey yapıyor olacağız, uğraşıyor olacağız. Açtık kapımızı. Şimdi boss'la kapışırken iki farklı şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir silahlarla saldırabilirsiniz. Normal bir karakter gibi. İki benim yapacağım şekilde gidip mucizeden faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok da zor olmadan atladı kırma imkanımız oluyor. Özellikle şu an kullandığım mucize biraz daha bir AoE saldırısı yaptığı için aynı anda ikisini de vurma imkanımız olabiliyor burada. Kötü olan tarafı hani buna vururken ne yazık ki şey yapabiliyor. Elini kaldırabiliyor. Dolayısıyla bu mucizemizin hantallığı burada bir tık bize negatif yansıyor aslında. Peki gelmek ister misin ya hayatının herhangi bir noktasında? Peki. Bekliyorum dostum ben. Gelmek yerine diyorsun. Şey püskürtmeye karar verdim diyorsun. Duman püskürtmeye karar verdim diyorsun. Sen de haklısın. Ben de kendimi bufflayayım madem. Özellikle hani sağ elindeyken şey yapın derim. Sağ elindeki bileziği silahla kılın derim. Ama diğer ikisinde çok da ihtiyacınız yok açıkçası. Takmayı başardım Shield of Font'u. Daha fazla miktar ruh elde ederim biraz. Bonfire'ımızı yaktım. Oradan devam ediyorum. Tekrardan çıkardım bu arkadaşı. Yani zaten zor bir boss fight değil. Hani silahla zaten saldırırsanız çok daha hızlı bir şekilde kendisini kesme imkanınız oluyor. Geldim. Buradaki bonfire yaktım. İlk iş ruhlarımızı harcamak için tekrardan Firelink Shrine'a gidiyorum. Hani hızlı bir boss fight geçişi oldu. Bu videoda aslında keseceğimiz ana boss'umuz buydu. Biraz daha şimdi karakter güçlendirmek noktasında aksiyonlar alıyor olacağız. Level up dedik. Level up dedikten sonra Endurance'ı arttırmak istediğinden bahsetmiştim. O yüzden 1 puan Endurance'a veriyorum. Travel dedim. Yield of the Boreal Valley'e geçinleniyoruz. Şimdi bu bölgede elde edebileceğimiz birkaç tane aslında mucize ve aynı zamanda yüzük var. Onların bir iki tanesini ilk başlarda aradan çıkartmamı istiyorum. Burada biliyorsunuz ki bir tane yaratık bizlere saldırıyor olacak. O yüzden o saldırmadan
Biz bufflarımızı bufflayıp hazır bir şekilde gidelim kendisine. Gayet güzel, gayet hızlı aradan çıkardığımız bir arkadaş oldu. Devam ediyorum buradan. Karşıya doğru gidiyor olacağız. Bunu aldım. Deacon's'ı kestiğimiz için buradaki bariyerden geçebiliyoruz. Yaktık bonfire'ı. Bonfire dinleniyorum. Ayağa kalkıp geri dönüyorum. Ciri'sin Questline'ı ilerletmek için burada aslında kendisine yardımcı olmamız bekleniyor. Yardımcı olmak için geri dönüyoruz. Şurada onun summon sign'ını görüyor olacaksınız. Burada bir trivia bilgi. Şu an kapışmaya gittiğimiz karakter Creighton the Wanderer. Hani en son çekmiş olduğum Dark Souls 2 rehber videonu izleyen arkadaşlar varsa kendisini biliyorlardır. Dark Souls 2'deki aslında kaçak bir mahkumdu Creighton. Kate'le vesaire kapışıyorlardı. Bizi de öldürmeye çalışmıştı. Hani kendisine intikamımızı aslında bir nevi burada alıyor olacağız gibi de ifade ederim. Bu arkadaşı öldürmek istiyormamızın çok temel bir sebebi var. Hani bu videoda gösterme imkanı olacak. Lütfen kendisini görmezden gelmeyiniz. Ne oldu efendim? Estus flaskınız mı bitti yoksa? Bam. Tamam, Siris öldü adam. Ciri'sin questline ilerletiyor olmamızın çok temel bir sebebi var. Yani oyunun sonunda dediğim gibi kendisine ait olan özel bir içeriği elde etme imkanımız olacak. Ben ondan yeni geldiğinde bahsediyor olacağım. Burada aslında daha çok Creighton the Wanderer'dan elde edeceğimiz bir içerik için kendisini öldürmüş olduk. Şimdi zorlu bir bölgeye gidiyoruz aslında arkadaşlar. Burası biraz insanın canını sıkabiliyor. Yani birçok oyuncunun burada tilt olduğunu, oyunu bırakmanın eşiğine geldiğini, hatta bazılarının bıraktığına şahitlik etmişliğim var. Sadece şunu söyleyeceğim. Çok aceleci olmadığınız müddetçe üstesinden gelebileceğiniz bir bölge burası. Aceleci olursanız kaybeden siz olursunuz. Görüldüğünüzde hani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, yani tekrar saldırabiliyor bu arkadaşlar. Bizim avantajlı olduğumuz nokta şu: hasarımız gayet iyi bu arkadaşlara karşı. Dolayısıyla sabırlı bir şekilde, çok böyle aceleye getirmeksizin oynarsak kendilerini rahat rahat öldürüp ilerleyebiliyor olacağız. Aceleye getirip oynamaya çalışırsak onlar bizi öldürürler. Çünkü her ne kadar bizim hasarımız çok fazla olsa da şu an hani canımız olsun, nedir adı, zırhımız vesaire olsun, öyle çok aşırı hasara karşı direnci fazla olan bir build'la ilerlemiyoruz. Yani bizim build'ımız biraz daha hasar vurma build'ı, tanklama build'ı değil. Lütfen bunu göz önünde bulundurarak ilerlemeye çalışın. Özellikle şu karşıdaki alev püskürten arkadaşlar tam bir işkence olabiliyorlar. Umarım biz çok bir işkence olmaksızın kendini aradan çıkartabiliyor olacağız. Sen müthiş bir şeysin ya. Gerçekten. Yani benim hatamı nasıl dojlarsın? Ancak öyle dojlarsın herhalde. Dostum,
Çok rica edeceğim. Adaletli ilerleyebilir miyiz ya? Böyle aşağı ataydım. Öyle bakayım. Bu arkadaşları öldürdükten sonra mümkünse koşturarak ilerleyin. Koşturun. Gelin buraya. Amacınız bu arkadaşın yanına gitmek. Yani bir kere komboyu alırsanız zaten saldıramıyorlar ama işte bazen gıcıklık yaptıkları oluyor. Bu arkadaşların kullanmakta oldukları silah düşebilir. Düşerse bir Fate Build oyuncusu olarak alıp tatlı tatlı kullanabilirsiniz. Hiç mantıksız olmaz efendim. Aklınıza bulunsun. Kalkanla duruyorlarsa iki ele tutup saldırın. Atlattı bu arkadaşları öldürmüş olun. Önce sol taraftan yukarı çıkıyorum. Burada bir tane kertenkelemiz var. Onu öldürmek istiyoruz. Burası bir gizli duvar. Buraya vurup buraya açıyorum. Sağ taraftan giderseniz burada bir tane bonfire'ımız var. Hani bonfire'a gidebilirsiniz. Canınız çok azsa zannetmiyorum ama hani çok azsa bir bonfire uğrayın. Şöyle aşağı düşüyoruz. Şimdi burada oyunda elde edebileceğimiz aslında en iyi mucize içeriklerinden bir tanesini elde ediyor olacağız. Yani eğer ki Dancer'ı şimdiye kadar kesmediyseniz bu Doris Knowing ile Dancer'ın canına okursunuz. Yani bundan böyle iki tane attığınız zaman ben yani iki demeyeyim de şu an üç tane sanırsam şu anki build'ımızda üç tane attığımız zaman bir saniye statlara bakmak istiyorum. O zaman ben 50 dedim galiba. 50 fate de diyeyim. 50 fate de üç tane attığınız zaman Dancer'ın neredeyse canını yarıya indiriyorsunuz. Yani kanama hasarı gerçekten çok güçlü bir içerik bu oyunda. Bol bol faydalanabilirsiniz. Knowing şeyinin mucizesinin bir üst versiyonudur Doris Knowing. Knowing normalde hani karşıdaki düşmana iki tane şey fırlatıyorsunuz. Doris de pardon, bir tane Knowing fırlatıyorsunuz. Doris de iki tane fırlatma imkanınız oluyor. Böyle bir katkısı var. Bahsettiğim aslında bonfire da şurada. Bonfire yakıp bonfire bir tur dinliyor olacağım. Arkada öldüğümüz düşmanlara tekrar uğramayacağız nasılsa. Dolayısıyla rahat rahat ilerleyebiliriz. Geldim. Buradan aşağı indim. Buradan Deep Protection atıyorum. Atıyorum. Önce sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Neden Invasion eventi gerçekleşmedi diye tedirginlikle bekliyorum şu an. Buraya gelmesi gerekirdi. Raiden the Wanderer'ın burada invade ediyor olması lazım. Şu an offline olduğum için mi acaba invade etmiyor diye düşünüyorum. Notlarıma Invasion tetikte yazmışım. O yüzden tetiklenmemiş olması bir tık korkutucu. Sıkıntı değil. Tekrardan bir filing işlemine uğrayacağız. Oradan tekrar buraya gelip tekrar deneyebiliriz. Acelesi yok. Şimdi buraya geldik. Yani bir sürü şey görüyorsunuz burada. Bir sürü yaratık vesaire var görüyorsunuz. Hiçbir uğraşmanıza gerek yok. Aşağı indikten sonra şu şeye yaklaşın. Merdivene yaklaşın. Bekleyin bu arkadaş size gelsinler. Hani dediğim gibi sizin aceleniz yok. Yani kimseyi hızlı şekilde öldürmeniz gerekmiyor. Size gelenleri öldürün. Sonra merdivenle yukarı çıkın. Bunu benim gibi aşağıya düşün. Gereksiz.
Şimdi burada elde edebileceğiniz bir tane mızrak var. Çok mantıklı değil bu mızrağı kullanmak. Buradaki Pontiff Sullivan boss'unu kestikten sonra elde edebileceğiniz bir başka mızrak bulunuyor. Ben onu kullanmanızı tavsiye ederim. Ama dileyen arkadaşlar varsa bunu da kullanabilirler. Geldim buraya. Şunu aşağı atladım. Yuvarlandım aslında ama peki. Şuradan Yoshkar's Spear'ı elde ediyorsunuz. Failed build'larında kullanabildiğiniz bir mızrak. Benim nacizane tavsiyem buna yatırım yapmayın. Yani daha iyi mızraklar olduğunu düşünüyorum. Bunun yatırım yapmaya değecek bir mızrak olduğu iddiasında değilim. Senin hiçbir şeyini görememiş olmam biraz enteresan. Eğer köprüdeki arkadaşı öldürmediyseniz kendisi burada karşınıza çıkar, aklınızda bulunsun. Yani onu hep görmezden gelemiyorsunuz. Şimdi ilk olarak dümdüz karşı tarafa doğru ilerliyorum. Geldim. Yaktım oradaki bonfire'ı. Piling Shrine'a uğruyor olacağım. O yüzden hani yani gidip ruhlarınızı harcayabilirsiniz. Ben şu an harcamıyorum. Çok fazla uzatmamak adına videoyu. Yapacağımız bayağı bir içerik var. Dolayısıyla bir kısmını hızlı bir şekilde aradan çıkarmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Little Dungeon bölgesine gidiyoruz aslında şu an. Ve geldik. Bonfire'ımı yakıyorum. Yaktıktan sonra dümdüz devam ediyorum. Mümkünse hızlı bir şekilde aslında bu bölgeyi tamamlamak niyetindeyiz. Çok yapmak istediğim şey bu değildi. Ya Estus Flask'ı yenilememişim. Niyeyse sanki yukarıdaki bonfire dinlendim gibi hissediyorum ama dinlenmemişim. Niye öyle bir algıdayım emin değilim. Şimdi buradaki hiç kimseyi öldürmenize aslında gerek yok. Hani biraz böyle rahat ilerleyebilmek adına, sana hasarımız iyi olduğu için ben bir kısmını öldürerek ilerliyor olacağım. Normalde burası biliyorsunuz ki böyle bayağı karmaşık, iç içe girmiş bir bölge. Bizim aslında buraya gelmiş olmamızın en temel amacı bir tane yüzüğü, bir tane de mucizeyi elde etmek. Şu arkadaş çığlık atar, aklınıza bulunsun. Eğer ki biraz intelek falan kasıyorsanız Bellowing Dragon Questing'den faydalanabilirsiniz. Şuraya doğru yuvarlanıyor olacağım. Gördüm şu oğlum. Soldaki arkadaşı görmezden gelip önce şu arbaletliği öldürüyorum. Buradan bir tur hafif geri gidiyor olacağız. Her şey bir tane kertenkele olduğunu görüyorsunuz aslında. Onu öldürmek istiyorum.
Bu arkadaşlar bir işimiz yok. Şimdi Titanite Scale'lar, hani bunları şu ana kadar çok fazla almadık veya farmlamadık. Ama birkaç tanesini lootlamıştığımız var. Titanite Scale'lar özel boss silahlarını güçlendirmekte kullanılıyor. Hani ilerleyen videolarda biraz daha boss silahlarını tanıtma imkanım olacak, bir aksilik olmazsa. Onları tanıtırken de aslında hani envanterimizde bir miktar Titanite Scale olması silahları tanıtmaya başladığım anda aslında bir miktar level vermemize imkan tanıyacak içerikli olacaklar. Merak etmeyin, hala almadığımız bir sürü Titanite Scaling var. Symbol of Everest'in bir kere daha düşmüş olması gerçekten oldukça başarılı. Estus Shard'ımızı aldık. Şimdi burada bir tane daha kertenkele var ama ben onu ölmekle uğraşmayacağım. Bu devi ayağa kaldıracağı için, ama dilerseniz hani gerçi uğraşalım. Ne kaybederiz? Ben de öldürdüm. Ben de öldüm ama yani. Aa, aa. Titanite çok böyle çank çok bir işimiz değil ya belki, ama yine de. Kalk kız ayağa. Var mı öyle ya ama? Aşağı düşüp karşıya doğru koşturuyorum. Koşturamıyorum çünkü beni aşağıya fırlatıyor. Sağ olsun. Geçtin, yatmaya karar verdin değil mi şimdi? Gelin bakayım. Theater Lounge'ın çok değişik yerlerindeyiz şu an. Normalde buraya gelmeyi düşünmüyordum. Önünüz efendim. Burası direkt şeye gidiyor. Bonfire'a gidiyor. O yüzden direkt buradan geri çıkıyor olacağım. Biraz beklenmedik bir aşağıya düşüş oldu. Bu bonfire yakmış. Şurada aşağıymış. Sağ taraftan devam etmiştik. Bir izleyicim bana şeyi sormuş. Hani bu yolları nasıl bu kadar rahat hatırlıyorsun? Hani bu nereye gideceğini nasıl bu kadar iyi biliyorsun diye. Şunu söyleyebilirim. Ben de bu oyunu ilk oynadığım zaman bayağı bir kayboldum. Yani bu bölgeler çok rahat takip ettiğim yerler olmadı. Hatta ve hatta ben mesela ilk oynadığım zaman, oyunu ilk bitirdiğimde, daha sonra ilk Soul of Cinder'ı kestiğimde Nameless King'i bulmamıştım. Yani Nameless King'e nasıl gidildiğini bilmiyordum. Onu da yine yayınlarda, Twitch yayınlarında izleyiciler anlatmışlar. Hani şöyle gidiyor olacaksın, böyle yapacaksın falan diye. Koşarsan yetişirsin diye düşünüyorum. Tekrar aşağı düşmek istemiyorum sevgili karakter. Ya. Bu fareler aslında şu sağ tarafında kalan şeyden geliyorlar. Açıklıktan geliyorlar. İlk öldüğümüz 3 tanesi direkt kapının girişinde bekliyor bizleri. Şimdi... Efendim burada kendimizi iyi bir bufflamak istiyoruz. Kendinizi iyi bir bufflayın. Burası tam bir kaos olacak birazdan. Ha, tekrar onu yapmak istememişim aslında. Teşekkürler. İlk iş bu arkadaşı öldürüyorum. Sonra şunu açıyorum. Bu arkadaşı öldürünce Dark Clutch Ring elde ediyorsunuz. O yüzden Dark Blade'den vurduğunuz hasar, Dark hasarı daha fazla oluyor. Old Selkie'yi elde ettik buradan. Buradan bir sürü yaratık bize doğru geliyor olacaklar. Bu arkadaşların püskürttükleri bu şeyin içerisinde kalmamanız lazım. Yoksa ölürsünüz. Buradan devam ediyorum. Burada iki tane devasa faremiz var. Bir tane vurabilir miyim lütfen? Teşekkürler. Onları öldürdük. Geldim buraya. Bu kısmı açıyorum. Açtıktan sonra şimdi sağ tarafta bir sürü bu düşmanın olduğunu görüyorsunuz. Yapacağımız şey şu. İlk önce buradaki yere içeri giriyorum. Dümdüz koşturuyorum.
Şuradan profane call'u aldım ve kaçıyorum. Aşağı iniyorum. İlerliyorum, sol taraftan devam ediyorum. Tüm bunları koşturarak yapıyor olmam kritik nokta. Şuradan Xanthus Ashes'ı alıyorum ve çıkıyorum. Tam karşıda Dust Crown Ring var. Dilerseniz alabilirsiniz. Ben çok kullanacağınız bir şey olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla almıyorum. Oradaki çiçekleri hallettikten sonrasında şuradan kaçarak uzaklaşıyoruz. İlk yapacağımız şey bu asansörle yukarı çıkmak olacak. Hemen arkamızda Lightning Blade mucizesi var ama o mucizeyi almadan önce burayı kestirmeye açmış olmak istiyoruz. Karşı tarafta ta ileride benim öldürmüş olduğum kertenkeleyi görebiliyorsunuz. Hafif hafif mavi mavi parlıyor. Lightning Blade'i aldım ve Shrine Bonfire'a ışınlanıyor olacağım. Ben bahsetmiştim. Elimizdeki silahı yıldırımla efsunlayabileceğimiz bir başka içeriğimiz olacak diye. Lightning Blade aslında bu içerik oluyor. Burada Silas'ın diyaloglarını alalım. Blast Mail Breaker'ı verdi mesela. Hani bir Blast silah görmek isterseniz buradan bunu alma imkanınız var. Bunun için yapmadık Silas'ın questline'ını. Okey. Silas'ın diyaloglarını almış bulunuyorum. Buraya geçip şuradan Give Umbral Ashes'e Xanthus Ashes'i teslim ediyorum. Purge Siphon derseniz buradan artık sınırsız sayıda Gold Pine Resin alma imkanınız var. Gold Pine Resin alarak da silahınızı bufflayabileceğiniz gibi Lightning Blade'leri silahınızı bufflayabiliyor olacaksınız. Daha sonra gelip Andre ile konuşuyorum. Profane Call'u veriyorum. Profane Call'u vermiş olmakla birlikte hani Infuse Weapon derseniz artık hani başka opsiyonlarınızın olduğunu görüyorsunuz. Artık da Dark ile efsunlama imkanınız var. Yani silahlarınız için daha önceden kullanamadığınız işte Hollow, Dark, Blood içeriklerini ekleme imkanınız oluyor. Yeni kollarla yeni içerikler geliyor gibi düşünebilirsiniz aslında. Level up diyelim. 49.000 paramız var nasılsa. Etiyomuz değil. Öncelikle Endurance'ı arttırmak istiyoruz. Aldığımız Undead Bone Shard'ları yakalım. O şeyi vermeyi unuttum. Estus Last Shard'ımız vardı. Az Estus Shard'ımız vardı. Reinforce Estus Flask. Şimdi... Level diyorum. Church of Yoshka'ya gidiyorum. Creighton the Wonder'ın gelmesi lazım şu an. Eğer ki bir şey atlamalıysak. Fırsat bu fırsat diyerek de şeyi de göstermek istiyorum aslında. Lightning'de de göstermek istiyorum. Dark şeyin yerine Lightning'e takalım. Ve Fate Build'ın en güzel tarafı bence bu. Farklı farklı buff'ları aynı anda kullanma imkanınız var. Niyeyse Yıldırım buff'ı bana daha böyle şey geliyor, daha bir havalı geliyor. Silahın böyle çıkardığı sesler falan çok hoşuma gidiyor. Kendimi şey gibi hissettim, şu anlayamazsınız videosunu çocuk gibi hissettim. Peyton kardeşim gelir misin lütfen? Şu an offline olduğum için gelmediği iddiasındayım. Başka aklıma bir sebep gelmiyor açıkçası. Okey. Bir sonraki videoda burada Creighton gelmiş olur. Ben onu ayarlarım. Ayarladıktan sonra Creighton'ı keser. Oradan videomuza devam ediyor oluruz. Bir aksilik olmaz ise. Umarım bir aksilik olmaz. Çünkü buraya kadar getirdikten sonrasında bura patlasın istemiyorum seri. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.